Dayım gelmişti, şöyle baktı duvara. Bu Ertuğrul'u dedi sen mi çizdin dedi. Ben çizdim dayı dedim. Sen ne okuyorsun dedi. Lise okuyorum dayı dedim. İmam Hatip mi normal mi dedi. İmam Hatip dedi. Tamam dedi, senin açlığın büyük olacak dedi. Böyle yanına oturttu. En son orada annem beni şikayet etmişti dayıma. Dayısı dedi, yeğenin dedi namazlarını aksatıyor dedi. Ona dedi biraz kız dedi. Ben de çok korktum şimdi, dayım dedim bana kızacak dedim böyle. O zaman da çok şöhret sahibi birisi olduğunu bilmiyorum ama çok hürmet ediyorum. O geldi mi evin atmosferi değişiyordu. Şöyle döndü, sonra anneme döndü. O dedi, beni dedi öldükten sonra daha iyi anlayacak dedi. Enteresan. O zaman dedi sade kendi namaz kılmayacak, etrafındaki kim varsa dedi onu da kolundan tutup namaza götürecek dedi. O dedi öldükten sonra beni öyle bir anlayacak ki dedi sadece kendisini kurtarmaya çalışmayacak, millete de kurtarmaya çalışacak dedi. Ben anlam veremedim o sözlerine. O zaman 13 yaşında mı? Kaç yaşındaydın? 13-14 yaşlarımdayım. O sırada dayımla hiçbir fotoğrafım yoktu benim. Bir tane fotoğrafım var. Çok çekinirdim fotoğraf çekinmeye. O sırada dedim içimden geçiriyorum böyle, dayımla bir fotoğrafım da yok. Bir fotoğrafımız olsa falan diyorum. Tam böyle söyleyeceğim söyleyemiyorum. O sırada döndü bana, telefonun var mı dedi. Var dayı dedim. Çıkar da dedi çekinelim dedi ya. Fotoğraf çekinmiştik böyle. Ben dedi öldükten sonra buna bakar, benim sana ne söylediklerimi daha çok anlarsın dedi. Öldüğü gün o zaman benim kulağımda o sözleri çınladı.